köye yerleşsek demiş. Bizim Türkler karı koca New York'ta kiralık eve bakıyorlarmış. Kız demiş ki peki. Neymiş? Bir avuç insan içinde var. Pilav camda pilav örneği de. Bence çok iyi örnek. Gerifte zaptalık şey gerek mi? Yok demiş. Evet evet, şu senin pilav örneği pilav de. Pilav mezununa girdiğimiz yer. Evet. Güzel muhabbet bro. Eyvallah bro. Güzel. Aha güzel. Hülya Tozlu. Teyzem bu benim. Gerçekten mi? Vallahi ya. Aradan torpil geçmiş. Yıllardır görmediğim teyzemi buldum. Muhteşem çılgın teyzem kendisi. 50 bin kişi biliyor. Ha bak. Kimsenin bilemediği şeyler 50 bin kişi biliyor. Kitap 50 bin olduğu için yok pek öyle olmuyor. evet, Ankaralılar gelmiş sağ olsunlar. Baycan neden gözlük takmıyor? Tam takacakmış da lens ya da gözlükle idare ediyormuş gibi duruyor. Çok haklısın. Ben hemen altına yanıt olarak görüyorum. Çok haklısın gerçekten. Oo, yaşamın ezgisi. Dream Theater. Sizde mi efendim? Çok kötü. Dream Theater sevdiğini söylediği andan itibaren daha yakın hissettim sinemaya diyor. İşte müzik biraz da böyle bir işe yarıyor. Ben de efendim bilmukabele, hatta şuraya yazayım. Bilmukabele ünlemi de koyalım. İmla kurallarına dikkat ediyoruz. Özellikle değiştirmeyeceğim. BŞL mukabele yazdım. Bilmukabele yerine klavyeyle yazıyor olmama rağmen. Özür diliyorum ama anı olarak kalsın sevgili yaşamın ezgisi. Benim iletişim becerime hayran olmuş birisi. Estağfurullah derin mavi. Yani teşekkür ederim. İnşallah öyledir. Vallahi ben de hayran oluyorum. Hiç rahatlıkla bu konuda. Metalci insanımız. Burada çok metalden bahsetmişiz galiba. Metalciler dökülmüş aşağı yorumlara. Biraz evet, bayağı evet, bir. Evet. Vallahi bugün oranla daha genç görünüyorum. Mesela bak, gerçekten. Bazı yaz yaramadı mı bana acaba? Nasıl? Genç mi görünüyormuşsun? Vallahi bazı sakal stili seni çok değiştiriyor acı. Evet. Ya evet ben evet. Bazı bakın bu ne ya falan. Mesela burada da sakalın uzun. Evet. Yani şimdiki haline göre. Şimdiki yani enteresan. Bir de bazı yorumlar var mesela. Birkaç videonun altında da ben rast geldim. İzlerken direkt dalmış ve yazmış mesela. Olayın öncesi sonrası yok. Sanki konuşma bak. Aa bende de o var. Hata yaparlarsa ben de yerini bekleyeyim. Yani videonun altında bir yerde gaza gelip ya işte bu sohbetteki üçüncü kişi olma. Karşıdaki adına utanmanın sohbetini yapmıştık ya şeyin içerisinde. Galiba o da çok olmuş. Muhtemelen. Şey muhtemelen. Böyle, bende de o var falan diye. Ama yani ya sanki bu duygu çok güzel bir duygu. Ha. Yani hani bu sohbeti gerçekten işte atıyorum 10 bin, 20 bin, 30 bin kişiyle birlikte yapıyor olma duygusu. Harbiden hafif insan tüyleri bir kere şey şeydi. Yani ben de hakikaten söz, ya bundan sonra gerçekten daha fazla yorum yapacağım. İngilizce videolar da olsa altına iki bir şey yazacağım yani. Bakayım 3. bölüme. Ben burada dayanamıyorum. Dipsomani başladı. Hepsini göresim var. 3. bölüme ben de 3. bölüme de o iyi yardırmışlar maşallah. Aşağıda burada daha çok yorum var. Profesyonel arıza tabirini ilk kullandığımız video galiba. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Beğenilmiş. Bu arada evet bu bence şey 10 dakikayla başladık. Ya bu arada şu süre konusu da evet gerçekten biz de tutturamadık hani mevzuda. Önce abi bir herkes yarım saat mi olmalı, ha. 50 dakika mı olmalı, 20 dakika mı olmalı falan kendi aramızda da epeyce tartışıyoruz. Galiba 25-30 dakika standardında kalacağız. Böyle hani vallahi herkes de bir şey söylüyor. Söyle bir uzmanına soruyorsunuz. Her uzmanın başka bir kimisi 5 dakikadan uzun olmasın, kimisi illa 25 dakika olsun falan. Ama bu sohbet galiba 25 dakikayı falan yarım saati kaldırıyor. Abi Nasrettin Hoca'nın çocukla eşekle gitme fıkrası vardır ya. Her zaman iyidir yani. Biri de eline, en son eşek yayan, bunlar yayan kalıyorsun. O yüzden içinden geleni yapacaksın. Ben bunu beğendim. Aynen ben de beğendim. Araba yerine bisiklet tavsiye etseniz artık motosiklet tavsiye ediyoruz efendim. İşler gelişti. Sen kaç aydır kullanıyorsun motoru? Kaç aydır oldu? Nisan'da aldım. Bir ay yağmur yağdı. Binemedim. Sonra Mayıs'ta. Mayıs'ın ortasında başladım. Şimdi artık tamamen oturdu ama değil mi? Tabii tabii. Hiç şu anda ayağım yere değmiyor hamdolsun. Bir kere devirdim. Ayağımı incittim. Ama kendi hatam. Artık daha dikkatli oluyorum inşallah. Kurallar uygun kullanırsınız. Motosiklet çok güvenli. Bu arada eski motorcu ha. Mustafa Can da öyle. Boş değil. Rüzgara karşı motor yatırmalar falan çok taktik öğrendik kendisinden. Videonun sesi az. Biz her zaman birisi ya bu ses konusu evet yani hani bir yerlerde toplanıp para toplayıp mikrofon alalım açık böyle diye şeyde ilişkiler videosu için yazdık. Ama yani vallahi bak halbuki evet mikrofonlar var yani hani ilgiliyiz konuyla ama şimdi video yani ses konusunda tabii bir videoda açıklama yapıp herkese duyuramayacağız ama mobil cihazlarda dinleme nedeniyle birçok videoda sesi acayip boost ediyorlar, arttırıyorlar. Caldır caldır o cep telefonunda giderken duyabiliyorsun. Bu normal ses düzeyi bu arkadaşlar. Yani normal insan videosu bu şekilde kaydediliyor. Yani bilgisayardan izlerseniz çok kolay duyuyorsunuz ama mobil cihaz için de artık ya kulaklık kullanacaksınız ya bir yükseltmece bir şeyler evet, olacak kulaklık yani. Kulaklık falan gerekiyor olabilir. Doğru. Şu saatlerce dinleyebilirim yorumlarını lütfen az yapın. Bak vallahi gaza geliyoruz. Çenemiz durmuyor ondan sonra. Teşekkür ediyoruz bu arada.
Biz de saatlerce konuşabiliriz. Ağzınıza, zihninize sağlık. Teşekkür ediyorum efendim karşılıklı. Video aynen. Eğitimden selamlar demişler bak arada. Video eğitimden bir grup gelmiş. Geçen videoda da vardı. Video eğitimden geldim ve çok mutluyum diye. Galiba bir yer alıntı yapmış. Teşekkür ederim. Biraz var. Azimli Kaplumbağa diyor ki izlemeden beğendim hocam. Yapmasaydın keşke. Biz de senin yorumunu okuyup beğendik. Aa bak şu sohbeti izleyince Sinan Hoca'nın biraz farklı yönlerini az da olsa tanıtıp insanın dinlemekten yorulmadığı bir konuşma olmuş demiş. Eyvallah, Emir sağ Bulut. Olsun. Emir Bulut'u tanıyoruz bir önceki şeylerden. Ah beğendik Emir evet. Bulut'u. Team Game diye birisi. Güzel anlatıyorsunuz ama Türkçemizi daha doğru kullanırsanız çok daha güzel olur. Gazete gazete. Ben gazeteye sıklıkla gazete derim. Bu benim aksaklığım. Ama yani gidiyorum tamam. Gibi bir şey abi denir. Bunu. Vallahi cevap yazıyorum haklısın diye. Video eğitim Haluk Tatar. Haluk Tatar'ı bir görelim. Haluk Tatar'ın tavsiyesiyle gelmiş. Yani biri tavsiye etmiş bize. Hmm. Bak yorumlara bakmasak Haluk Tatar'ı görmeyeceğiz. Video eğitimden geldik. Haluk Hoca'nın selamı var. Abi bütün eğitimler video eğitimden geliyor ama Haluk Hoca'nın selamı var. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sağ olsun. Can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz. Orada. Güzel Muhabbet Bro burada da var. Aynı arkadaş. Bak bir de böyle periyodik. Aha takmış gözlüğü tamamdır demiş bir tanesi. Ya ne enteresan. Herkes bir şeye takıyor farkında mısınız? Kimisi sese, devamlı sesle ilgili yazıyor ama. Biri gözlüğe takıyor, onunla ilgili yazıyor. Benim kulaklar vardı bir ara. Bu Allah'tan şey ama gerçekten dönmüştüm. Var değil mi? Hani arada yeri gelmişken de muhabbetini yapayım. Şu yeteneklerin yatkınlıkları hikayesinde görmeye, duymaya, dokunmaya yatkınlık, soyuta yatkınlık diye bir hikaye var. Bir şeyde galiba bir yerde konuşmuş olmamız lazım. Mesela sen burada oturuyordun ya, ben de şimdi burada oturuyorum. Şu kafamızı şuradan şuraya çeviriyoruz diyelim. Hepimizin gözüne bir şey takılıyor. Senin gözüne başka bir şey takılıyor, benim gözüme başka bir şey takılıyor. Bunu sağlayan bir network var beyinde. Hepimiz de başka çalıştığı için de dikkatimizi farklı şeyler çekiyor. Hatta galiba yine orada o sonuca bağlamıştım yani. Mümkün mertebe çok kafayla bakarsak etrafa, herkes başka bir yere takılır ve daha fazla şey öğreniriz gibi bir sonucu var bunun yani. Duyu organlarımızın performansı, tabii bu muhtemelen kulağımız daha büyük, gözümüz daha çok gördüğü için de değil de hani beynin bunu okuyan tarafıyla alakalı bir hikayeyle ilgilidir. Hani zekanın o bölümü yani yetenek, yetkinlik geliştirmeyle alakalı böyle bir hikaye olabilir. Olabilir. Yani ya. Ben çok görme odaklı bir adam olduğumu biliyorum. Aynen. Bir de eğitim de bunu etkiliyor. Bir de o anki merakın bile değiştiriyor. Yani bir kafayı belli bir şekilde işletirsen bir süre sonra o işte saliency network denen şeyin yakaladığı malzemeler değişiyor yani. O çıkıntılık network'ü diye bir Türkçe'ye çevrilebilir o. Yani benim için çıkıntı olan senin için dikkate değmeyen bir şey olabiliyor. Beynin onu öne çıkarıyor yani buna bak diyor işte atıyorum benim beyaz tahta fobim varsa dönerken hemen beyaz tahtayı daha çok görüyorum. Salak böyle bir fobi var ama yok ama beyaz tahta fobi ama beyaz kağıt fobisi var. Whiteboard fobi vardır o. Var. Beyaz tahta fobisi de %100 vardır ben sana söyleyeyim yani. Zaten sallayabildiğin her şeyin bir fobisi var. Hiç bu üniversiteden bildiğim bir hikaye. Beyaz kağıtla karşılaşan öğrenci yani bir şey çizmekle alakalı, üzerine bir şey yapmakla alakalı. İlk dokunuş karar vermeyle boş alakalı. Kağıt. Boş kağıt hikayesi. İlk başlayacaksın. Ah canım. Yani o bir fobik refleks. Neredeyse bütün üniversite mezunlarında hayata karşı aynı fobi var. Bomboş bir hayat. Ne yapacağım ben şimdi bunu? İyi yakaladın. Boş sayfa fobisi abi. Olmaz o. Biz bunu inşa ediyoruz yani bilerek isterek. 5 seçenek al çocuğum. Hayatta yok ama. 1993. Aa o arızalı bölünmüş bu. 93'ü konuştuğumuz bölüm. Aa, 93 ha. Harbi. Bir sonrakine mi geçtin sen? Bari, yok aynen. Ben şeyden gördüm. 3. Tamam. Videodayım. Evet. 1993 neymiş öyle? Gerçekten çok ben de aynısı. Çok merak ettim. Burası neresi diye tam da ekranda kaşımı kaldırdığım yere denk geldim. Video oynuyor bu arada. Böyle bakıyorum falan. Bak seni biri alnından öpülesi, heykeli dikilesi profesör olarak tarif etmiş saksıdaki kedi. Çok teşekkür ederim. Bence ben bile like'larım orayı. En başta çalan müziğin adını bilen var mı? Var mı? Adını bilen. Valla ben de bilmiyorum. 25 dakika nedir yahu? Evet biz de bu konu 27 dakika nedir diye sormuş. Evet, biraz. 2 saat falan yapıp biraz. Dinlemezseniz namertim demiş. Efendim teşekkür ediyorum. Ama böyle diyen arkadaşlar için de bir 6 saatlik program çekesimiz var. Konuşmadık değil. Bir çok veciz bir yorum var. Metin Güleç yazmış. B. Yorum bundan ibaret. B harfi şey koymuş. Istedim. Evet bir şey diyeceğim ama nasıl olduysa diyememiş. Garip rastlantılar rastlantı değildir. Bu da güzel olmuş. Jung söylemiş. Yine arkada çalana takılan arkadaşlar. Arkada çalanlara takılan arkadaşlar büyük ihtimalle misofonik olabilirler. Yani bu aşırı ses hassasiyeti olan kişiler olabilirler. Böyle tekrarlayan seslere takılır onlar çünkü. Bir baktırmakta fayda var. Çünkü hayatta biraz sorun. Oo aşağıda kavga çıkmış.
Ne anladın mesela, bana anlatır. Bak bunlara bayılıyorum. Şimdi vay, insan gezmeden mekan gezilmez. Şahane. Altında. Bak altında yorumlar. Ne anladın mesela, bana da anlatır mısın? Tamam mı? Dinlediğini anlamıyorsun herhalde falan. Ya arkadaşlar, gözünüzü seveyim. İşte, otobüste mesela bu konuda muhabbeti böyle mi konuşursunuz yani? Yani burada normal insan. Ama hemen pozitif cevap vermiş. Neden hemen kötü düşünüyorsun? Ben bir şey anladım, senin de anlattığını sordu falan diye de cevap yazmış. İşte özellikle Meliha Hanım, çok sert girmişsiniz ya. Yani çocuk merak etmiş, sormuş. Çocuk diyoruz, kocaman adam çıkıyor, bazen bozuyorum. Evet. Dışarıdaki kedi dinledi sizi herhalde. 19.32'de atlayıp kaçtı demiş. Evet, bizim kedi arada misafir oluyor. Karar evet. Vericiler biraz daha bilge olsa hayat ne kadar güzel olur, haklısın. İşte bu yorumları da seviyoruz. Yarım saat, 5 dakika gibi geldi. Bu seriye tek kelimeyle evet, bayıldım. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sakin Bey de cevap yazmış ona. Sizi çok iyi anlıyorum. Abi çok eğlenceliymiş burası ya. Girdiği evet. Bütün sınavlarda derece yapmış biri olarak sağdaki beyefendi benim bu arada evet. Şeyde. Çöpler resim bulma hikayesine maalesef inanamıyorum demiş. Ve %100 doğru efendim, inanabilirsiniz mevzuda. Reklamcıyım. Dilimde abartı azıcık olur ama yalan hiç yok mevzuda. Gerçekten şeydir. Ben böyle hikayelerle ilgili bir şey söylemek istiyorum burada bak. İnsanlar eğer kendi hayatlarına, içinde bulundukları hoşnutluk haliyle geri dönüp bakarlarsa, bu hoşnutluğu oluşturacak neden aradıkları zaman zihinleri böyle hikayeler yaratır. Yani oradaki şeyi öyle görürler. Ama aynı şey bir başkasına olmuşsa ve o gün bugün kendisini mutsuz hissediyorsa, geri döndüğünde o hikayeyi orada göremez. Yani herkesin hayatında böyle hikayeler var. Bunlar yok değil ama bu anki halinizden ne kadar hoşnut olduğunuz geriye dönük olarak o hikayeleri yaratıp yaratamayacağınızı belirliyor. Bunlar hiç olağanüstü hikayeler değil yani. Kendisi Coop Island diye bir kod adı var. Hı hı. Böyle bir yorumu uzun uzun yazacak kadar da buna içerlemesi aslında böyle hikayelerin muhtemelen onda çok fazla olduğunu gösteriyor. Sevgili Coop Island, şöyle bir nefes al, şükret, dön geriye bak, sen neler göreceksin bugün. Ne? Ben tamamen doğru diye yazayım bir. Ben de ilave ediyorum. Vallahi doğru, ben oradaydım. Yalanın daniskası bu. Bu arada birazcık şey etkisi de var. Bu videonun içerisinde konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Yani bazen gerçekten bir insan bir insana tuhaf bir yerde küçücük dokunuyor ve işte kaosun getirdiği bir sonuç. O küçük dokunuş senin çapında ilerlediğin süreçte acayip bir değişime neden olabiliyor. Elbette bu hep interaktif. Yani sen buna hazır değilsen, o dokunuş sana balyozla da vursalar bir şey değişmiyor. Evet. Sen hazırsan değişiyor. Hani öyle bir karşılığı var ama şeye inanıyorum ya da en azından buna inanmak istiyorum. Birazcık öyleymiş gibi görünüyor. Biri için bir şey yapan insanın dünyayı değiştirme potansiyeli olduğuna inanıyorum. Yani küçük ya da büyük, yani birisi için bir şey yapan, pozitif niyetle, salih bir niyetle bir şey yapan bir adamın dünyayı değiştirebileceğini düşünüyorum. %100. Ben mesela şu bizim videolar var ya, şimdi bu yorumlar yazılıyor. Mesela 2 yıl sonra bu videoları belki kimse hatırlamayacak. Ama benim niyetim şu, 150 yıl sonra bir şekilde bu arşive birisi ulaştı. Bu laflardan birini duydu, bir yanlış anladı, tamamen başka bir şey uyandık. Mesela hayata da işte yeter abi. Yani bizim burada yaptığımız işin ne zaman bir şeye sebep olacağını bilmek gibi bir durumumuz yok. Dolayısıyla herkeste de yani her olan olay illa iyi bir şeye, bilmem neye sebep olacak diye bir durum yok zaman içerisinde. Her şeyi güzel bir şeye sebep olacak gibi yapınca neşe ortaya çıkıyor zaten. Yani her şeyden böyle bir cennet potansiyeli bekleyerek yaparsan harika bir şey. Bizim galiba, benim etrafımdaki insanların, sen başta olmak üzere, böyle bir şeyi var. Yaptığı işte neşve bulmak derdi eskiler buna. Yani yapıyorum. Niye? Ne olacağını bilmiyorum. Böyle yapmak istiyorum yani. Benim tabiatım bu abi. Yani yapınca da sonra da işte burada böyle güzel şeyler oluyor. Bu arada YouTube ya genel olarak sosyal medya gömmeye çok uygun bir yer. Evet, evet. Yani burada eli boş çok adam var. Ve kötü yorum neredeyse hiç yok. Dikkat ettin mi? Yani evet, evet. Bu ana kadar evet, hiç evet. Böyle saçmalayan adam yorumu yok. Kötü aynen yorum öyle. Ya da böyle kötü hasis arka niyetli ya da işte oynayan adam kesinlikle yorumu yani. Yok. Bu bence ama çok yani gerçekten seçim. Evet şu izleyen insanın portföyü az önce ya videoya başlarken dediğim gibi izleyen insanın farklı olduğunu fark ettim. O bizim klasik bir, ben reklamcıyım yani. Hani bir sürü o binlerce video yayına verdik ve yüz binler, bir milyonlarca izlenme hikayesini biliyorsun arkada. Hep klasiktir yani. İşte %15 negatif okuyucu olur. Her zaman ne yazarsan yaz yani. En gerçekten böyle temiz niyetli bir şey yaz. Bugün ekmek aldık arkadaşlar falan. O ekmek ne öyle, simide benziyor falan. Hep böyle bir şey yazan olur hani hikayede. Doğru söylüyorsun. Yani evet. Değişik bir
bu bir seçme. O yüzden yani internet medyasını ben çok önemsiyorum. Biz burada yaptığımız şey o yüzden çok ciddiye alıyoruz aslında bu sebepten dolayı. Yani bu aynı zamanda tekrar müteşekkir olmamız gereken de bir durum. Tekrar yorum yazanlara teşekkür ediyoruz buradan. Tabletinizdeki kitapları paylaşma olanağınız var mı? Direkt korsanlığa teşvik ya. Niye paylaşayım tabletteki kitapları? Kendi deyiminizle konuşurken düşünüyorsunuz. Gözlemlediğim kadar doğru. Zaten bilmediğiniz konuyu da iyi manevralarla diskalifiye ediyorsunuz. Bak yakalanmışız ama. Kutlarım, umut ve imkan sizin literatürde olduğu sürece keyifle dinleneceksiniz. Dinleneceksiniz galiba. Benim bir sorum olacak. Teknoloji ilerliyor ancak bu araçlar aynı zamanda gerilememize sebep. Ütopyalardan ziyade distopyaların etkisi söz konusu. V, Brain New World, 1984, Animal Farm, Plato's Cave, Man's Search for Meaning ve Gulag Archipelago, bilmiyorum adlı kitapları, distopyanın öncü kitapları. Okunduklarında ve günümüze uyarlandıkları insanı pesimize eden çok da gerçekçi tasarımlar. Bunlara karşı argümanınız ne olabilir? Bana mı soruyor? Sen de söyle ama ben distopyaların çok faydalı olduğuna inanıyorum. Neyin olmaması gerektiğine dair bize iç sıkıcı, değil mi? Böyle daraltıcı bir tablo çiziyorlar ki oraya doğru gitmeyelim diye. Mesela Hayvanlar Çiftliği'ni okuyan herkes, gerek devlet yönetiminde de gelse, devlet yönetimine tabi bir insan da olsa, o duruma düşmemek için hemen bir farkındalık geliştiriyor. Keşke çocukluk döneminde bütün işte o domuzların diğer hayvanlardan üstün olduğu falan kurmacayı okutursak. Distopya bize ne olmaması gerektiğine dair güzel öğretecek. Önümüzdeki tehlikeye dikkat çekme açısından da iyi bir araçtır diye düşünüyorum. Ya olumsuza odaklanmak sanırım ana yani öncelikli bir seçkilerimizden bir tanesi. Çünkü olumsuz bize zarar verebilir bir şey içerisinde. O yüzden bir simülasyon, bunu bu gelecek simülasyonlarıyla alakalı konuşmuştuk. Benlik simülasyonlarıyla alakalı konuşmuştuk. Gelecek simülasyonu kurduğumuzda da olası olumsuz simülasyonlar ister istemez öncelikli konsantre olduğumuz şeyler. Yani korktuğumuz hani böyle bir şey. Önce korkuyu seçiyoruz çünkü. Yani ve en azından onunla baş etmeyi, tecrübe etmeyi istiyoruz. O yüzden de onu simüle ediyoruz kafamızda. Öyleymiş gibi geliyor bana. O yüzden distopya gerçekten hani gerçekçiliğinden çok bizim korkumuzu simüle etme, görme açısından bir karşılığıymış gibi görünüyor. Yani ta Orhun abidelerinden itibaren yazılmış gelecek simülasyonlarına baktığımızda o simülasyonlardan kaçınmışız yani, becermişiz öyle bir. Yani distopya sadece şimdinin gerçekliğinde olan bir şey değil. Milattan önce 200. yüzyılın insanı da distopya kuruyor kafasında. Ve şey diye kuruyor. Yani 300 yıl sonra bak ne olacak falan. Milattan sonra 3. yüzyıl geliyor. Şimdi geçmişe bakmadı böyle tuhaf bir şey var ya hikayesi. Ve o öyle gerçekleşmiyor. İşte ondan kaçınmanın bir yolunu buluyoruz. Distopyayı daha çok yazarsak daha çok yırtarız diyebiliriz yani. Distopyalardan yırtmanın yolu bol bol distopya yazmak. Yazmak, düşünmek. Ütopyalar da bizi kendine çeker. Yani ütopyayı da yazmak onu özlemeyi getirirse eğer gayet güzel bir şey. Bu arada arkadaşa diyorum ki bir sonraki yayına verdik cevabı. Gidecek. Dopamini de ihmal etmiyoruz. Evet, gönderdik. Hocam, hayata dair sorulacak bütün sorulara cevabınız olmasa da mutlaka üzerine düşünmüş gibisiniz. Yani ödev yapmanın farkı olduğunu düşünüyorum. Ben buna şahit oldum gerçekten birebir. Çok ödev yapıyor. Yani aslında şey, yaşadıkça bu biriken bir şey ama biraz da tabii çözünürlüğü yüksek sorular sormanın da faydası var. Benim meslekten de gelen bir şey. Çocukluktan da işte. Ama işte buradaki muhabbeti zaten enteresan yapan şey de bu. Normal adamın üstüne vazife olmayan soruları zamanda bol bol sormuş tiplerin oturup da bu soruları sordukları zaman aldıkları cevapları oturup tartışmalarıyla ilgili bir şey yani. Ya bu ama burada bir... Nasıl bir cümleydi lan? Bunu jenerik diye kullansak bu arada. Bunu bir jenerik ya da pozisyon olarak kullansak. Yani bir an önce hızlı söyleyeyim dedim ama cümlenin orijinali uzunmuş yani, yapacak bir şey yok. Şunun altını çizmek istiyorum, belirleyici olduğunu düşünüyorum. Şimdi belli bir şekle geldikten sonra bir büyüyorsun, yaşlanıyorsun, bir biçime geliyorsun, bir şey yapabilme becerisi birikmiş oluyor üzerinde. Bu şekle geldikten sonrasında sanki yeteneklerle yürüyen bir süreç varmış gibi görünüyor dışarıdakinin gözünde. Dışarı bakınca, evet. Hazırlığını bilmeyince. Arka tarafta ne kadar çok çalıştığını ya da üzerine odaklandığını bilmeyince. Bunun arka tarafına baktığında yani ne kadar uzun süre okuma mesaisi ayırdığını şimdiye kadar ve hala ne kadar uzun süre okuma mesaisi ayırdığını, sadece okumadaki yapacağın seçki
sadece oradaki planlama için bile bir mesai süren olduğunu, senin iş planında sadece planlama diye bile saat ayırmak zorunda kaldığını fark etmesi gerektiğini düşünüyorum insana. Çünkü şöyle oluyor, abi ben de çok yetenekliyim, fena da bir zeki adamım, niye olmuyor diye soruyor insanlar kendilerine. Benim de hayatımda bunu sormuştum. Vay, çalışmadığın için olmuyor. Ya, tarif etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani. O yüzden söylüyorum, yani hani birebir de görüyorum, öyle yetenekli, çok yeteneğiyle açıklarını kapatmak belli bir tecrübeden ya da belli bir birikmişlikten sonra belki biraz mümkün ama zaten belli seviyede bilgi bilen adam artık olana da geçmek istemiyor. Tabii. Yani çalışmayı öğrenince çalışmaya devam ediyorsun ve gerçekten çalışmadan da olmuyor, üzgünüm. Yani ben o kadar çok mail, o kadar çok dosya gönderiliyor ki bana, şöyle bir konuda bir fikrim var, teorim var diye, ya bakıyorsun daha giriş sayfasından hiç çalışılmadığı çok belli. Yani temel fiziksel ya da ezoterik ya da dini bir şeylere dayanan fikirler var ama yani temel argümanlar bomboş ama adam 50 sayfa, 100 sayfa yazmış mesela. Şimdi insan bir taraftan da üzülüyor yani. Bir de demoralize de etmek istemiyorsun karşı tarafı. Aynen. Yani şimdi hani bir diyeyim? Enerji var. Tabii. Yani bir enerji var. Ama mesela bunu yani bunu böyle hemen yaptım, al benim fikrim teorim budur diye göndermeden önce abi bir test et, bir küçük parçalara böyle bir şey yap. Yani o mesaiyi ayırmak istemiyorum. Biri beni keşfetsin, ben bir anda patlayayım falan. Böyle bir dünya yok yani. Öyle olmuyor bu işler. Hani biz de çok allamayacağın olduğumuzdan bir şeyleri işte duvara astığımızdan değil ama bu işin yolu belli yani. Yani bize inanmayan Robert Greene'in işte şeyini okusun. Ustalık diye bir kitap var, orada detaylı anlatıyor. Daha önce konuştuk zaten. Önce Can, sonra Canan'da. Selçuk bir metafor mu yoksa cidden öyle biri var mı sana? Var var. Gerçekten Selçuk var. Yani benim tanıştığım yer Yeni Kapı Marmaray'ın yazayım. Hatta dur bir saniye vallahi Selçuk. Valla var diye yazdım yani. Direkt. Yeni Kapı Marmaray'ında çalışan bir arkadaştı. Gerçekten öyle bir akşam da var. Selçuk da gerçekten Trakyalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Outliers. Kemal Emrah Şahin Outliers kitabını önermiş. Malcolm Gladwell'in gerçekten güzel kitaptır. Hayatı değiştiren detaylarla ilgili güzel bir kitap diyor. Biz de buradan tavsiye ben ederim. Güzel, hoş bir kitap. Outliers bu çizginin dışında kalan arkadaşların yani ve davranışların dünyayı nasıl değiştirdiğini anlatan, uyumsuz tiplerin aslında baş tacımız olduğunu falan anlatan bir kitap. Sen bu fikri de seversin bu arada, bunu tabii, biliyorum. Tabii, yani. Olmaz. Zaten işte biraz da oradan gelen bir format. Yani ortak bir formatımız var o arkadaşlar. Blink falan kitabında da çok bizim kafadan yazıyor çünkü. Bu arada Malcolm Gladwell, neydi o? Yonah Lehrer. Bunlar gazeteci ama hep davranış bilimleri ve psikoloji konusunda yazıyorlar. Değme psikoloğa da ya da nörobilimciye de diş düşüttürürler yani, öyle yazıyorlar gerçekten. Tavsiye ediyoruz. Jenerikte doğru oturup neden yayında ters oturuyorsunuz? Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğuna nasıl karar vereceğiz? Ki artık, keza artık, daha değiştirdik diye yazıyorum. Tabii, anada değiştirdik. Bu sezonda o işi çözdük. Bak, Google'da çıkan reklamlar yüzünden biz fırça yiyoruz. Google reklamı çıkmış. Niye o çıkıyor kardeşim? Mehmet Başkan mı dedi? Başkan mıdır? Mehmet Başkan tanırım. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. O da reklam vermiş galiba YouTube'a. Ama bizim YouTube videoya reklam vermiş. Bizim videonun içinde oynuyor. Yani o ilgi alanlarına dair videolar. Kendisi de hipnoterapiyle uğraşıyor. Muhtemelen onun şeyi tak bizimkinin arasında çıkıyor. Biz Büyük Larus okurduk. Eyvallah. Ben de beğene beğene gidiyorum vallahi bir şeyler hepsine. Yalnız öyle bir kaptırmışım ki ilk kitabı Vanilla Sky diye aklımda kalmış. Odaklanmayı bozmamak lazım diye. Nasıl kaptırmışsa. Kalemselleştirmeyi dijital yazıların analoğa dökülürken zihnimizdeki yeni canlandırmalar ile çözüm yolunu kolaylaştırmak olarak tanımlayabilir miyiz? Şu an uydurdum mesela. Yaşamın ezgisi. Sen dersin de biz kabul etmez miyiz? Nasıl? Mesela ben yazı yazarak zihnimi toparlıyorum ve bu sayede fikrimi derinleştirme şansım oluyor. Bence vallahi tutarlı yazmış. Tebrik ederim. Gayet, evet. Gayet. Yani bir kere evet. Bu kadar cümleyi yazarken hani hata yapmamak, nedir o cümle diziliminde hani atlamalar yapmamak, yazma kabiliyetinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bravo. Abiler dikkat, tacirlerini okuyunuz. Özellikle Mustafa Can abimi ağzında ve zihninde dağılır, dimak çatlatır, öyle lezzet. Şimdi hepsini es geçtim. Benim gibi kitap tarifi veriyor. Ben severim. Her şeyi yemekle bağdaştırmayı severim yani. Bir güzelliği. Ha. Yemekle bu da öyle ağızda dağılır falan diye tarif etmiş hikayeyi. Bak oradan şeylik oluşmuş. Evet. Tutmuş. Tamam. Ciddiye aldım. Bakacağım dikkat tacirleri mevzusuna. Ya bak bu Azerbaycan'dan yazılan yorumlara bayılıyorum. Men bele sohbetlerle gıdalanıram. Yani faydalanıyorum, gıdalanıyorum. Sanki ya kaş ki ömrüm daha uzun olsaydı da bunların her birini okuya öğrenebilseydim diye diyerek çok
telaşıram. Yani keşke ömrüm daha uzun olsa. Ne güzel yazmıştım ya. Ya bu Azerilere hastayım ya. Azerbaycan'dan çok var burada yorum. Var. Ben de arada rastlıyorum gerçekten. Hani dilin kullanımı hayatımıza ne kadar çok şeyi değiştiriyor hikayesinde. Türkçe mesela birdenbire bir şeyi Azerice okuduğumuzda ne kadar saflaşıyor duygu. Masumiyet duygusu yaşıyoruz. %100. Bayılırım. Yani tabii. Bir 6 ay ben bir Azeri hocam. Hani bizi güldürüyor ama yabancılama güldürü gülmesi. Bu aslında yani gülme değil oradaki temel duygu. Masumiyete şaşırıyoruz. Yani aynen bir şeyin öyle. Ne kadar masum tarif edildiğiyle alakalı. Abi şu hangi dilde var? Ne cüredir sen? Ne cüredir sen? Ne kadar güzel bir şey. Yani ve mesela bizim Hatice Hoca her sabah geldi bizim laboratuvarda. Aa Sinan ne cüredir sen? Hocam sen ne istersen. Ne yapıyorsun demek yani sonuçta ama. Bayılıyordum ben ona. Bunu kendisine de buradan selam ediyoruz. O da muhtemelen takip ediyordur. Aa bak benim bir yerde yorumumu gören var. Ama ben de bak ne kadar seçici yorum yapıyormuşum. Oo hocam Robert Sapolsky'nin derslerinde yorumunuzu görmüştüm. Adamsınız adam. En saygı duyduğum kellerden birisiniz diyor. Robert Sapolsky'ye bak demek ki dayanamamış yorum yazmışım. Onun dersleri de muhteşemdir çünkü. İnternette var. Bu bölüm kedinin dikkatini çekmemiş. Zira kediyi camda görmemiş. Çok iyi ya. Bibliofili mi olmuşum ben? Evet. Burada bahsetmiştik. Okuyamayacağı kadar kitabı toplama, bibliofilik. Onları biriktirme manyaklık düzeyine gelince de bibliomanyaklık oluyor. Ama onun kötü bir şey olmadığını söylemiştim. Gerçi bu bölümü çektikten sonra şey atıyorum eve gittim. Yani yayınlandıktan sonra pardon. Evde bölümü izledim biraz. Bu hikayeyi görünce evdeki bir daha kitaplığa baktım. Bizimki artık yani bibliopiskopatlığa doğru evrilmiş. Yani evde artık okumamın mümkün olmayacağı kadar çok kitap var. Yani onunla ilgili bir önlem almam gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Senin bu konuyla alakalı şey diye bir yorum var. Ben onu çok sevmiştim. Yani ne kadar kişilik evreninin genişliğini gösterir. Ne kadar farklı konuya, yani kütüphanesine ne kadar farklı konuyla ilgilenmesi. Ben kendimi öyle rahatlatmıştım. Bu konuda çünkü bir önceki kendimle ilgili yorumu maymun iştahlılıkta üst seviye diye tarif ediyorum. Çünkü gerçekten hani şeyi yapıyorsun işte. Aa ben bunu da merak ediyorum, bunu da merak ediyorum diye bir şey satın alıyorsun ve o meraklarını okuyacak kadar ki okuma performansın fena değildir ama yetmiyor. Yani öyle bir şey de yok. İşte sonra başı sonu haftada bir kitap, iki kitap okuyabiliyorsun. 3-4 sefer kütüphanelere çok yoğun miktarda tematik kitap bağışladım. Mesela bir dönem tarih kitabı manyak gibi almışım. Bakmışım sonra benle tarih yok abi olmuyor. Hepsini Bali halinde bilmem ne üniversitesinin kütüphanesine verdim. Bir dönem işte öyle felsefeyle ilgili yardırmışım. Yani yok olmuyor yani Kant, Mart falan. Ama şu Matrix hikayesi olsa iyi olacak da işte kitabın kendisine harp diyordu bu yani. Hani o merakı o hızla giderebilme yani yüklenmesi hali. Abi şey değil. Kitabı gerçekten, kitap da değil mesela bu sohbette, bir videoda, bir filmde öğrenme anı var ya, o öğrenme süreci zevkli. Yani onu biliyor olmak bir sürü, yani bildiğin doğru, her şeyi düşünsene, bir sürü şey biliyorsun. Ama yeni öğrendiğini aha gibi düşünsene, vay lan böyleymiş. İşte o da anca böyle onunla uğraşırken oluyor. Şimdi artiste yüklesen bu der, nasıl yaşayacaksın zevki yani? Doğru söylesin. Yine ne desem ki dehşet ötesi harika bir video olmuş. Düşünce demek hayatın bütünü gibi şu 44 dakikalık beynimde bir devrim yaşandığını söyleyebilirim. Ne güzelmiş ya bu. Beyza ne rock'n'roll bir insanmışsın ya. Beyza durmuş. Valla rock parçası gibi yorum. Aa bak eş zamanlılıkla alakalı konuşalım demiş. Ben de şimdi aynısına baktım. Bu da bir eş zamanlılık tabii. Ama bak biz eş zamanlılıkla ilgili konuşurken Barış Özcan'ın eş zamanlılıkla ilgili videosu yayınlanmış. Vallahi bilmiyordum. Enteresan olmuş. Of, Mehmet Alperen Temizkan büyük harflerle ve birer aralık vererek İhsan Oktay Anar yazmış. Biz de kendisine ayağa kalkarak efendim selamlıyoruz. gayet aynı şekliyle. Üstadımızdır her türlü. Pek severiz kendisini. Burada da andık. Güzel oldu. İnşallah onu da bir program alırız İzmir'de ama. Bu arada yani tanımayan için arada bir şey geçmiş oldu. Bana sorarsanız Türk yazarları içerisinde en süpersonik üslubu olan, Türkçe bir üslubu olan, batıcıl bir üslubu değil, Türkçe bir üslubu olan ama buna rağmen de postmodernist olan acayip tuhaf yazarlar. Ben bu arada şeyi samimiyetle itiraf edeyim yani Puslu Kıtalar Atlası'nı bana bir arkadaşım önerdi. Çok nadir olur bu. Puslu Kıtalar Atlası'nı bitirdim. Yani okudum, bitirdim. Okurken zaten detaylara girmeyeceğim ama bitirdim, kapattım ve küfür ettim. Yani böyle bir şey nasıl olabilir diye. Ben böyle ne okudum ben falan filan diye açtım bir daha başladım kitaba. Yani
çok etkilendim böyle, inanılmaz. Bir nevi Türk Matrix'i gibi aslında. Evet, evet. Türkiye'de yazılmış. Evet, evet, ve evet. Yani fikri ondan çok önce geliştirilmiş aslında bir hikaye. Pusu Kıtalar Atlası, Kitab-ül Hiyel, Ahmat Suskunlar, Efrasiyap hikayeleri tavsiye ederiz efendim. Muhakkak kütüphanenizde en azından bulunsun. Çoluğa çocuğa okutun. Araya gerçekten ara parantez. O kitapların hepsini ben de okudum. Sadece isimlerini böyle peş peşe sayamıyorum. Hepsini okudun mu? Hepsini okudum. İşin komiği ben hala Suskunlar'la Ahmat'ı okumadım. İşte onlar sırada bekliyor. Bak bende anekdot var, DJ Bey'in. Hepsinde sırada duruyor karşımda.